AC ve AB'ye dikindirdiğimiz zaman bunların toplamı arkadaşlar 4'müş. Zaten ikizkenar bir üçgende tabandan yan kenarları indirilen diklerin toplamı. Bu yan kenarlardan birinin yüksekliğini veriyordu. Bu yüzden cevap 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 oldu D şıkkı. Evet önce kesirlerle uğraşmamak için şöyle bir 6s yazacağım. B noktasından bakarsak bakın 6, 8 ikisi de B noktasında buluşuyor alanlar oranı, tabanlar oranı kocaman şu BDC'ye de 8S yazdım. Bu arada bunların da tabanları aynı olduğu için 4S, 4S bölünür. Artık ABD neresi? 6S. BED arkadaşlar 4S, 3 bölü 2 geldi. B şıkkı. 24 ise BC'ye X diyelim. X çarpı 6 bölü 2 eşittir 24. X buradan arkadaşlar 8 oldu. 8 çarpı 4 bölü 2'den de Üçgenin alanı 16 geldi. Ya da şunu dersiniz. Buna hiç gerek yok hocam. Alanlar oranı bu sefer tabanlara aynı olduğu için yükseklikler oranıdır. Yani 6'nın 4'ü oranı e, burada 24'ün de BDC'ye S diyeyim. S'e oranıdır. 3 bölü 2'den yine 16 olur. A şıkkı bu da olur. Bu 30'u şimdi tabii ki kullanacağız. Karşısından böyle dikindireceğim. Böylece burası 3 olur. Şimdi arkadaşlar artık burada... DDC'nin iki katı demiş ya hemen böyle birleştir. Bu üçgenin alanı arkadaşlar nedir? 8 çarpı 3 bölü 2. Tabii ki bu şu A'ya düşene böyle S yazalım. Burası da 2S olacaktır. Bu S çarpı şey S eşittir S 8 çarpı 3 bölü 2. Yani S buradan 12. Bize 3S lazım. Buradan da arkadaşlar cevap 36 olur C şıkkı. Şimdi burada bir açı ortay verilmiş ve BED'nin e, 3 katı diyor. Bir kere normalde ben şu üçgenin tamamının alanını bulurum. Nasıl? Kollara indirilen dikler eşittir. Böylece 18 çarpı 8 bölü 2 yani 72 olur. Peki bu kaç S diyelim? A'ya S dersek 3A ya da 3S deriz. Böylece bu toplam alan 4S'tir. S buradan 18 gelir. 3 eşit arkadaşlar 54 olur. E şıkkı. AH6 verilmiş. AD BH diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Burada bir kere şöyle A desek. Buraya da A desek. Burası da 8 eksi A olsun. Şey 6 eksi A olsun pardon. Ee, başka ne söyleyeceğiz? Şuraya da B diyelim. Şimdi arkadaşlar. Öklit A çarpı B eşittir neye? 36'ya değil mi? Bunu niye söyledim? Aynı zamanda geniş açılı üçgen olduğu için yeşil üçgenin alanı AB bölü 2. O zaman cevap direkt 18 geldi. Öklit'in önemi. Çemberde bile karşımıza geliyor. O kadar önemli. Arkadaşlar ikizkenar üçgende böyle tabana dikindiririz. Evet ama orada BD ile ilgili bir şey olması lazım. Sorulması, verilmesi falan gerekiyor. Ama burada öyle bir durum yok. O yüzden bu tarz durumlarda açı mantıklı. Ters açıdan burası da alfa. Buraya beta diyelim. Şimdi şu üçgende de ABC'ye bakın. Alfa 90 o zaman beta. Açı ortaya oldu ne güzel. Açı ortayın kollarına inandıkları eşittir. 7 geldi. 16 çarpı 7 bölü 2'den cevap 56 oldu C şıkkı. Şimdi arkadaşlar 4 kök 2 var 2 kök 2 var. İşin içinde açı olduğu için burada bir muhteşem üçlü denerim. 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2. Sonra burada bir de şöyle bir şey yaparım. Şurası alfa. Burası alfa dersem 2 iç bir dıştan 2 alfa. 2 kök 2, 2 kök 2. Böylece burası da arkadaşlar 2 alfa oldu. O zaman büyük üçgenin açılarına bakalım. 2 alfa, alfa 90 artı 45. Böylece alfa arkadaşlar 15 derece geldi. Güzel. 15, 75, 90 üçgeni oldu. 15, 75, 90 üçgenin özelliği nedir? Taban yüksekliğin 4 katı. O zaman burası kök 2 olur. 4 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2'den üçgenin alanı arkadaşlar 4 gelir B şıkkı. Arkadaşlar yöndeş açılardan dolayı alfa bakın şu D açısı da alfa. Sonra yine e, buraya beta dersem yöndeş açıdan yine beta gördüğünüz gibi teta teta. Bu iki tane üçgen benzer oldu. Haliyle 6 bölü 24'ün kare kökünden benzerlik oranı 1 bölü 2. Tetanın karşısına k desem. Burada theta'nın karşısına 2K derim. Beta'nın karşısına A desem. Beta'nın karşısına 2A derim. Ve arkadaşlar burada sonuç olarak şu gördüğünüz gibi paralellikten dolayı orta taban oldu. Çünkü 1 bölü 2 demek orta taban demektir. Bu yüzden DA 2K ise burası da 2K olur ve K olur. Tabanlar aynı. KK o zaman bu alan da 6. Bundan sonra arkadaşlar şuna dikkat edin lütfen. Burada... D orta nokta E orta nokta bu alanı 12 bulduk. B D, e benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için alan oranı 1 bölü 4. Demek ki tüm üçgenin alanı arkadaşlar 12 çarpı 4'ten 48 yani E şıkkı. Bazı soruların çözümlerini görünce hadi ya gerçekten bu muydu diyorsunuz ya işte tam öyle bir soru. Şimdi buraya harf veriyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Soru kitledi beni resmen. Buraya e, A eksi B diyeyim. A, B, B eşit olduğu için. Sonra şurayı arkadaşlar dört kök 3 diyeceğim. Pisagor a kare artı b kare a karesi. Aynı zamanda ED'nin karesine de eşit. O zaman a kare artı b kare eksi 2 ab artı 48. b kare a kareler gitti. 2 ab eşittir 48 oldu. ab 24 geldi. E zaten bu üçgenin alanı arkadaşlar ab bölü 2 24 bölü 2'den cevap 12 oldu. D şıkkı. Arkadaşlar bir çember yorumu kullanacağız. Niye biliyor musunuz? Eşkenar üçgende normalde bize orta nokta verilirse böyle bir tabana dikindirmek lazım. Yine orta nokta verilirse bence böyle yine indirmek gerekiyor. Sonuçta burada evet orta taban mevzusu var gibi aldatıcı oluyor ama e, kesinlikle eşkenar üçgenin bu durumunu göz ardı etmemeliyiz. Dolayısıyla Burada 90-90-90 yani biraz iş çembere kaldı arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle alayım. Çevre açı 90 derece hep. Aynı yayı gören çevre açılar eşittir. O zaman bunlardan bu D, K, şöyle E ve C'den bir çember geçer tamam mı? Böylece yeşil üçgende dikkat. Şuradaki K açısı aslında hangi yayı görüyor? E, C'yi. E bu zaten Eşkenar üçgenden dolayı 30 derece yani çevre açı gördüğün yarısı 60. O zaman burası da 30 derece oldu. Sonra bak hemen rengi değiştireyim bir. Şuradaki ufacık görünen aslında o DKB var ya. DKB de yine bakın DKB. Nereyi görüyor? DB yayını görüyor. E, o da yine eşkenar üçgenden dolayı 30. Yani burası 60. Yani burası da 30 derece arkadaşlar. Aslında o yeşil üçgende 90-60 daha 150 derece geldi tepe açısı. 4 kök 3 çarpı 12 bölü 2 sinüs 150 1 bölü 2 dolayısıyla cevap 12 kök 3 oldu arkadaşlar. E şıkkı.